Gençliğin gözyaşları, merhaba arkadaşlarım. 25 numaralı ünitenin 9 numaralı köşe taşında kalmışız en son. Oradan bir devam edelim dostlar. Hareket problemlerini çözüyoruz arkadaşlarım. Odaklanmayı ayarlayıp başlıyorum hemen. Evet. Şimdi, ne diyor burada? Çembersel pistler var arkadaşlarım. Çember sorularıdır dostlarım bunlar. Pistimiz dairesel olacak. Bakın ne kadar kolaydır, hiç merak etmeyin. Şimdi diyor ki uzunluğu 1200 metre olan çembersel bir piste. Şimdi şöyle bir çembersel pist çizeceksiniz hemen. İşte ben de çizdim. Piste hızları dakikada 60 ve 40 metre olan iki hareketli A noktasından, burada bu önemli, aynı noktadan mı başlıyorlar diye bakacağız. Aynı yöne gidiyorlar. Bir de buna dikkat edin arkadaşlarım. İkisi de aynı yöne hareket ediyor. Biri 60 ile gidiyor, biri 40 ile gidiyormuş dostlarım. Harekete başlıyorlar. Hareketlerinden kaç dakika sonra ilk kez yan yana olurlar diye bir soru sormuş. Şimdi diyelim ki T dakika sonra yan yana olacaklar bunlar. Şimdi hızlı olan amca birdenbire geçti tabii bunu. Başladı şöyle hızlı hızlı gitmeye. İkinci yavaş olan da T dakikada şöyle geldi. T dakikada şuralarda bir yerde olsun. Yani aldığı yol 40 T'lik bir yol arkadaşlarım. Tabi bu o sırada bundan çok daha önceden gitti. Şöyle bir tur bindirdi, bir tur attı. Tekrar geldi, şurada onu yakaladı. Yine T dakikada. Yani hızı fazla olan tam şöyle çemberin etrafında bir tur attı. Artı bir de şuradaki yolu aldı arkadaşlarım. 40 T'lik yolu da aldı ve buna yetişti. Toplamda da 60 T'lik yol almış oldu böylelikle. T zamanda dedik, 60 ile gittiği için 60 T'lik yol aldı. Neymiş bu 60 T'lik yolun içinde ne varmış? Hem bir tam tur varmış, yani çemberin tamamı. Yani 1200 metre bir kere var. Artı bir de buraya kadar tam bir tur attı geldi. Ekstradan bir de şuradan 40 T'lik yolu da aldı arkadaşlarım. Ve toplamda 20 T'lik bir yol, 60 T'lik bir yol yaptı bu adam. Hemen 40T'yi buraya attım. 1200 eşittir 20T'dir dedim. Birer sıfır sildim. 120 bölü 2'den T eşittir 60 çıktı. Denizli'ymiş sorumuzun cevabı. Hemen 2'yi okuyalım. Bir çembersel pistin. Hemen çembersel pistimizi çizdik. Şöyle bir şey. A noktasından, yine A noktasını gösterdim. İki hareketli dakikada 3V ve 2V metre hızlarla aynı anda aynı yöne, yine aynı yön. İkisi de bu yönde. Biri 3V ile, diğeri de 2V ile hareket ediyorlar arkadaşlar. Ve diyor ki, 15 dakika sonra ilk kez yan yana olurlar. Şimdi bakın, birdenbire başladılar diyelim. 3V ne yapıyor bu sırada arkadaşlarım? Hızı fazla olduğu için birdenbire geçiyor tabii bunun. Çoktan geldi bu buralara doğru. Bu daha nerede? 2V yavaş olan şuralarda bir yerde hareket ediyor. Şöyle geldi diyelim. Ve 15 dakika sonra 2V'ye yetişiyormuş bu adam. 2V'lik buraya kadar şuradan başladı, bu kadarcık yol aldı. Yani şuradaki yol 2V çarpı T süremiz 15 dakika olduğu için 2V çarpı 15. Yani 30V'lik yol aldı diyebilirim küçük olan. Büyük olan da tabii çoktan buraları geçti. Tam bir tur attı, artı bir de 30V'lik yol aldı 15 dakikada. Hız çarpı zamandan 3V çarpı 15, 45V'lik yol aldı bu da. Şimdi 45V'lik yol alan nasıl bir yol aldı onu bulalım arkadaşlar. 45V'lik yol dediğimiz şey içerisinde bir kere bir tam tur var. Tam tur yaptı. Yani pistin uzunluğu neymiş o? 20V eksi 480'lik bir yol aldı. Artı bir de 30V'lik yol aldı arkadaşlar. İşte bu kadarlık yol aldı 45V'lik zaman içerisinde. Hadi burayı düzenleyelim. 20, 30 daha 50. 45'i bu 50'nin yanına alırsak 5V kalır. 480'i de buraya atalım arkadaşlarım. Ve 480'i 5'e bölerseniz 96 çıkar V dediğiniz olay. Olduğuna göre V kaçtır diyor. 96'dır dedik dostlar. Evet, 3 numaradayız. Diyor ki 1800 metre uzunluğunda çembersel bir pistte
İki hareketle aynı noktadan zıt yönde hareket ederlerse. Bakın bunu bir gösterelim arkadaşlarım. Şöyle çembersel bir pistimiz var. Aynı noktadan biri bu tarafa, biri bu tarafa doğru hareket ediyorlar. Birinin hızı V1, diğerinin hızı V2 olsun. Ve diyor ki 15 saniye sonra 15 saniyede bir yan yana geliyorlar. O zaman bu buradan buraya geldi 15 saniyede. 15V1 yolunu aldı. Bu da buradan buraya gelmiş olsun. Bu da 15V2 yolunu aldı. Toplam aldıkları yol bu karşılaşma süresi boyunca 1800 metreyi tam biten bir tur yaptılar buraya arkadaşlar. Yani şöyle yazabilirim ben o zaman. 1800 metre eşittir 15V1 artı 15V2. Yani 15 parantezinde V1 artı V2 diyebilirmişiz dostlarım. Bu birincisi. Sonra da diyor ki böyle değil de şöyle olsaydı diyor. İkisi de aynı yönde hareket ederlerse şöyle. İkisi de aynı yönde hareket etsin. V1, V2 diyelim bunlara. Bu durumda da diyor kardeşlerim 30 saniyede bir yan yana geliyorlar. E şöyle demeyeceğiz mi arkadaşlar o zaman? Bunların hani yetişme süresi, yetişme sorusu gibi olacak bu durumda arkadaşlar. Hani birincisi buradan az önce de yaptık ya ilk iki soruda. Buraya kadar geldi diyelim V1'e. Diğeri de tam bir tur atıp yani 1800'ü aldı. 1800'lük yolu aldı. Bir de artı V1'in aldığı yolu geldi. V1 işte ona da ne diyelim kaç saniyede? 30 saniyede. 30 çarpı V1'lik yolu aldı. Ve bir de eşittir dedik buna. Kendi aldığı yol. Hani 1 ve 2'de yaptığımızı yapıyorum aslında. 1. ve 2. soruda yaptığımızı yapıyorum. Neydi şimdi? Yetişme sorusuydu bu. Bu buradan buraya kadar geldi dostlarım. V1 olan. 30 çarpı V1 yoludur bu. Diğeri de 30 çarpı V2 yolunu alıyor. Şöyle bir tam tur atıyor. Bir de bu kadar daha yol geliyor. İşte aldığı yol 30 çarpı V2. Yani bu durumda da 1800 eşittir. 30 V1'i buraya atarsak 30 parantezinde V1, V2 eksi V1 olur dostlarım. Hemen 30 birer sıfırını götürelim. 60 kalıyor burada. 60 eşittir V2 eksi V1 oldu. Yan yana geliyorlar. Buna göre hızlı olanın hızı kaç metre bölü saniyedir? Bize V2'yi soruyor dostlarım. Hemen bir işlem yapmaya başlayalım burada. Şuradaki 15'le de burayı sadeleştirelim. İşte 5'e bölersek 100'sek 1800'ü 5'e bölelim. 36 0 360 olacak. 5'e bölelim 3 olacak burası. Bir daha 3'e bölelim. 3'e bölelim 120 eşittir. V1 artı V2 oldu dostlarım. Şimdi V1 ile V2'nin toplamı 120. V1 ile V2'nin farkı da 60. Hadi bunları bir de alt alta yazalım şöyle. 120 eşittir. V2 artı V1 diyelim. Toplayalım bunları alt alta. 180 eşittir. 2V2 gider. V1'ler gitti. 2'ye bölersek 90 eşittir. V2 geldi. Zaten bize de V2'yi soruyordu. Hızı fazla olanı soruyor dostlarım. 90'ı işaretledim ben de. Hemen geldik şu soruya. Birinin hızı öbürünün hızının 3 katı olan 2 koşucu çembersel bir pistin başlangıç noktası burası olsun. Birinin hızı V'ymiş, diğerinin hızı 3V'ymiş. Başlangıç noktasından aynı anda ve aynı yönde koşmaya başlıyorlar. Peki, bu iki koşucu ilk kez aynı anda pistin başlangıç noktasına geldiklerinde hızı daha fazla olan koşucu kaç tur yapmış olur? Oo, kolay soruymuş arkadaşlarım, hiç şekle bile gerek yok. Hızı 3 katı olduğu için 3 tur bindirmiştir bu adam buna. 3 tur atmış olur arkadaşlarım diyebiliriz. Peki. 9 numarayı gömdük. Hemen 10 numarayı koyalım önümüze doğru. Bunu çözmeye çalışalım. Yine çembersel pistlerimiz var herhalde burada da gördüğüm kadarıyla. Şu odaklanmaya bakıyorum dostlarım. Evet, her şey yolunda gözüküyor. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? Uzunluğu 1500 metre olan bir çembersel pistin üzerindeki A noktasından hemen gösterelim onu. Şöyle bir A noktasında 1500 metreymiş bu arada bunun da uzunluğu. İki hareketli aynı anda aynı yöne doğru, aynı anda aynı yöne. Biri 90'la, biri 70 hızlarıyla hareket ediyorlar. Peki,
Hızlı giden hareketli, yavaş giden hareketliye kaç saat sonra 20. kez yetişir diye bir soru sormuş dostlarım. Bakın yetişme sorusu olmuş arkadaşlar bu. Şöyle değil miydi? Hani bir önceki sayfada da yaptık ya, yine yetişme sorusudur da. Şöyle kısaca şunu da yapabiliriz. T dakika sonra yetişsin arkadaşlarım bu adam bu adama. Tam T dakika sonra yetişmiş olsun. Hani şöyle buluyorduk. Küçüğü 70 TL'lik yol aldı. Buraya geldi 70 T. Büyüğü de 90 TL'lik yol aldı ama bir tur attı. Ondan sonra buna yetişti. O zaman şöyle diyebilir miyim? Büyüğünün aldığı 90 TL'lik yol 1500 tam bir tur attı artı bir de 70 TL'lik yol aldı diyebilirim. 70 TL'yi bu tarafa atarsak 20 T eşittir 1500 oldu. Birer sıfır gitti. T eşittir 75 dakika diyebiliriz arkadaşlarım. 75 dakika sonra birlikte şey yapıyorlar bunlar. Bir kez karşılaşıyorlar. Bize 20. kezi soruyor tabii bu adam. Ne yapacağım o zaman? 75 çarpı hani 20 diyeceğiz dostlarım. Tabii bunu da saat olarak sorduğu için bir de 60'a böleceğim. Bunu 2 saat olarak da bulayım. Birer sıfır gitti. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 3. Bir de 3'e böldüm 25 çıktı dostlarım. Denizli çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 2'ye. Uzunluğu 1200 metre olan bir çembersel pistin üzerindeki A ve B noktalarının arasındaki uzaklık 300 metredir diyor bize. Ve A ve B noktalarından hızları saniyede 25 ve 15 olan iki hareketle aynı anda aynı yönde harekete başlıyorlar. Bak dostum artık şunu kısaltalım biz böyle. Uzun uzun yapmayalım. Şimdi başlangıçta aralarındaki mesafe 300 ya. Aralarındaki mesafe eşittir. Hızlarının farkı yani 10 çarpı zaman diyorum. 10'a böldüm arkadaşlarım. 30 saniye sonra 30 saniye sonra çıktı T. İlk kez karşılaşıyorlar bunlar kardeşlerim. Bu ilk karşılaşma. İlk kez yetişti arkadaki öndekine. Sonra diyor ki 5. kez yetişir diye soruyor. Bakın bu ilk yetişmeden sonra şimdi şöyle düşünün arkadaşlarım. Biri buradaydı. 1200 metrelik bir pist var. A noktasından. Diğeri de buradaydı. B noktasından. Şöyle bir aynı yöne doğru hareket ediyorlar kardeşlerim bunlar. Şu aralarındaki mesafe 300. Bu arkadaki, bu öndekine bir şekilde bir yerde yetişti. Şurada yan yana geldiler. Yan yana olduktan sonra başlangıçta aralarındaki mesafe nedir diye sorulduğunda sakın sıfır demeyin. Bu öndeki hızlı ya, bununla arasındaki mesafe aslında tam bir çemberin çevresi kadar olacak arkadaşlarım. Tam bir çember çevresi kadar olacak ki aralarında belli bir mesafe olsun. Ona eşitleyeceğiz biz. 1200'müş ya. Şimdi bakın şöyle yapacağım. 1200 eşittir diyeceğim. Yetişme sorusu gibi arkadaşlarım. 1200 eşittir. Aralarındaki mesafe bu oldu artık. 1200 ara hızları farkı 10 çarpı t diyeceğim dostlarım. Şuradan birer sıfır gitti. 120 eşittir t çıktı. Demek ki bunlar ilk kez karşılaştıktan sonra aralarında ilk seferde ne vardı? 300 metre. 30 saniyede bu 300 metre kapandı. Yan yana geldiler. Ve yan yana geldikleri zaman aralarındaki mesafe çemberin çevresi kadar kabul edilir. 1200 metre böyledir zaten. Ve hızları farkı çarpı zaman diyorum T'yi 120 buldu. Şimdi bu birinci kez karşılaşmalarıydı. Bize beşinci kezi soruyor. Bu birinci kezden sonra dört kez daha karşılaştıklarını soruyor bize. 4 çarpı 120'den 480 saniyede buradan geçiyor dostlarım. Birinci karşılaşmalar için ilk 300 metrelik farkı 30 saniyede kapatıyorlar. 30 saniyeden sonra her 120'de bir karşılaşıyorlar. Yani 4 kez de orada karşılaştırdık. 480 saniyede burada etti toplam 5 defa karşılaştılar. Ve o da toplamda 510 saniye yaptı dostlarım. 510 saniye. Bize de diyor ki kaç dakikadır? Hemen 510'u 60'a böldüm. Şöyle birer sıfır gitti. 51'i 3'e bölelim 17. 3'e bölelim 2. 17 bölü 2 dakika yaptı. O da 8,5 dakika demektir diyorum dostlarım. Bak birinci soruda da tekrar iyi öğrenin arkadaşlarım bu mevzuyu.
Şimdi bunlar yan yana başladılarsa hareket etmeye, aralarındaki mesafeyi 1500 çemberin çevresi kadar kabul edip eşittir hızları farkı çarpı zaman diyoruz. Yani benim şurada yaptığım, şu denklemde yaptığım şey aslında bu. Direkt bunu yapacağım bundan sonra kardeşlerim. Şimdi gelelim şuna. Kare biçimindeki bir pistin bir kenar uzunluğu 60 metredir. Şöyle kare biçiminde bir pist çizelim biz. A, B, C, D. Bir kenar uzunluğu da 60 metreymiş. Şuralara 60'ları döşeyelim. Ne diyor? Hızları saniyede 40 ve 50 olan iki hareketli pistin en uzak köşelerinden. Şimdi bir karenin birbirine en uzak köşesi şu karşılıklı köşelerdir. Ya A ile C ya da D ile B. Biri B'de olsun, biri D'de olsun birbirine doğru mu? Evet, birbirine doğru hareket ediyorlarmış. Biri 40 ile gidiyormuş dostlarım, biri de 60 ile gidiyormuş. 12 saniyede en çok kaç karşılaşma gerçekleşir? Şimdi burada ilk karşılaşmayı bulacağız. Az önceki soruda yaptığım gibi dostlarım. Birinci karşılaşma şu aralarındaki mesafe ne oluyor bakın. Biri buradan geldi 60, diğeri de buradan geldi. 60-60 120 metre mesafe var aralarında. Bu mesafeyi hızları toplamı yani 60 ile 40 yok 50'ymiş bu 60 değilmiş. 50 ile 40'ın toplamı 90 çarpı t sürede aldılar. Birer sıfır gitti. 12 bölü 9 hatta 3'e bölelim 4 bölü 3 saniyede aldılar arkadaşlar karşılaştılar. Bu birinci karşılaşmaları ilk karşılaşmayı gerçekleştirdi. Yani şöyle olsun biri burada mesela diğeri de burada tam şurada karşılaştılar. Şimdi biri bu tarafa doğru gidecek biri de bu tarafa. Peki bu durumda aralarındaki mesafe aslında karenin şu çevresi kadar değil mi arkadaşlarım? Bakın biri buradan böyle geliyorlar. Aldıkları toplam yol 240 oluyor değil mi dostlarım? 240. O zaman bir de bunu bulalım şimdi. 240 metrelik yolu bu keratalar hızları toplamı 90 olacak şekilde kaç saniyede karşılaşırlar diye soralım. 240 bölü 9 hatta 3'e bölüyorum 8 bölü 3 saniyede karşılaşıyorlarmış artık. Bakın ilk karşılaşmaları 4 bölü 3 saniyede 4 bölü 3 saniye buradan geçti. Artı 8 her bundan sonraki her 8 bölü 3 saniyede de bir daha karşılaşıyorlarmış. O zaman toplam 12 saniyede kaç kez karşılaşırlar diyor ya. Birinci kez burada karşılaştılar. K kez de şurada karşılaşsınlar. Yani 8 bölü 3 saniyede bir karşılaşsınlar. Toplam 12 saniyede ne kadar karşılaşırlar? Hadi burayı bir 3 ile genişletelim. 12, yok 3 ile çarparsam 4 artı 3 ile çarparsam 8K eşittir 36 olur. 8K eşittir 32. K eşittir 4 çıktı dostlarım. Demek ki İlk kez karşılaşıyorlar. Bak 4 bölü 3 saniye sonra burada karşılaştılar. Bu bir. Sonra biri bu tarafa biri bu tarafa gitmeye başladı. Şöyle geldiler. 8 bölü 3 saniye sonra burada. Sonra gittiler bir daha 8 bölü 3 saniye sonra şurada bir yerde. Bir 8 bölü 3 saniye sonra bilmem nerede. Bir 8 bölü 3 daha bilmem nerede. Yani 4 defa da 8 bölü 3 saniyede bir karşılaştılar. 4 defa burada. Bir de ilk karşılaşmaları var. Toplam 5 kez karşılaşmışlardır diyeceksiniz dostlar. Evet, geldik şu 4 numaralı soruya. Çevresi 640 metre olan çembersel piste. Bak çevresi 640 metre ise 360 derecelik çember 640 metrelik bir mesafede ise acaba 135 derecelik çember ne kadarlık bir mesafe uzunluğa sahiptir diyorum. Bir doğru orantı kuralım arkadaşlarım. 135 çarpı 640 bölü 360 diyelim buraya. Hadi bir sıfırları silelim arkadaşlarım. Sonra 4'e bölelim 9 kalsın. 4'e bölelim 16 kalsın. 3'e bölelim 3. 3'e bölelim 45. Bir daha 3'e bölelim. Bir daha 3'e bölelim 5. Doğru mu yaptık? Yok 15. 16 ile de 15'in çarpımı 15 ile 15 225 bir 15 daha 240 yapıyor. Demek ki şuradaki yolun uzunluğu 240 metreymiş. Bunu bulduk arkadaşlar. Şu 135 derecelik yolun uzunluğu 240 metreymiş. Tamamdır.
Şimdi aralarındaki mesafe, o zaman şuraya da 400 metre diyelim arkadaşlarım. A'dan ve B'den de 63 hızlı iki cisim aynı anda aynı yöne harekete başlıyorlar. Hızlı giden 25 dakika sonra diğerine yetişiyormuş dostlar. Bakın yine yetişme sorusu. Şimdi aralarındaki mesafe 400 metre. 400 metrelik yolu hızları farkı 63 eksi B çarpı ne kadar zamandaydı? 25 dakikada yetişiyor. Hemen 25'e bölelim. 400'ü de 25'e bölelim. %4 kere 400 de 16 kere olacak. Eşittir 63 eksi B'dir. Eksi B'yi buraya, 16'yı buraya atalım. 63'ten 16 çıktı. 47'ymiş V dediğimiz hız. Evet, 10 numarayı da gömdük. 11 numaraya geldik artık gönül rahatlığıyla. Şimdi burada da galiba görüldüğü üzere nehir soruları var kardeşlerim. Hadi bir de bunlara bakalım zıbıdılar. Bakalım bunlar neymiş görelim. Şöyle odaklanmaya bakıyorum. Tamamdır. Bir sandal bir nehir boyunca akıntı yönünde 4 saatte 80 mil gidip geriye 8 saatte dönmüştür. Bakın burada şunu söyleyeceksiniz şimdi dostlar. Şimdi şurası bizim nehrimiz olsun. Bu nehir bu tarafa doğru akıyor. Nehrin akıntı hızıdır bu. Bir de kayığımız var dostlar. Şu da bizim kayığımız. Ha, bu da kürekleri. Bak sizin için kürek bile yaptım buna. Eğer bu kayık bu tarafa doğru, yani ne demek bu tarafa doğru? V kayık diyorum buna. Nehirle aynı yönde giderse bu kayığın hızını artık sen şöyle söylersin. Kayığın hızı artı bir de akıntının hızı da eklenecek buna. Eğer ki nehire ters yönde gidecekse bu durumda kayığın hızına karşılık akıntı hızını çıkartacaksın dostlarım ki orijinal hızı bulabilesin. Bağıl hız dediğimiz hızı bulabilesin. Şimdi gelelim sorumuza. Sandal nehir boyunca akıntı yönünde gidiyor. O zaman şöyle yapalım mı? Sandalın hızı var. Akıntı yönüne gittiği için bir de akıntının hızı var. İşte bu sürede 4 saat gidiyor ve toplamda 80 mil yol alıyormuş arkadaşlarım. İlk denklemimiz çıktı. Sonra da diyor ki bize aynı yolu 8 saatte dönüyor. Bak geri dönerken de sandalın hızından akıntının hızını çıkartıyorum ve 8 saatte dönüyormuş yine aynı yolu 80 millik yol. Buna göre akıntının hızı VA kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Hadi şuraları bir düzenleyelim. 4'e bölelim. Şöyle oluyor arkadaşlarım. VS artı VA eşittir 20 oluyor. 8'e bölelim. VS eksi VA eşittir 10 oluyor. Bize neyi soruyordu bu kerata? Akıntının hızını soruyor dostlarım. Biz bunları taraf tarafa toplarsak VA'lar gider. 2 tane VS, sandalın hızı 30, sandalın hızı 15 gelir dostlarım ki 15 ile neyin toplamı 20'dir diye sormamız yeterli. Tabii ki 5. Geldik 2'ye. Bir vapur ırmak boyunda bulunan M kentinden N kentine 4 saatte gittiği yoldan 210 dakikada geri dönüyor. Şimdi 210 dakika demek 3 tane 60, 3 saat yani 180, bir de 30 dakika yani yarım saat, 3,5 saat demek arkadaşlar. 3,5 saatte de geri dönüyormuş bu adam. Buna göre diyorum vapurun hızının, akıntının hızının kaç katıdır diye bir soru soruyor bize dostlar. Şimdi biz vapurun hızından akıntının hızını çıkarttığımız zaman bu adam toplamda 4 saatte gidiyormuş bir yolu. Eğer ki vapurun hızıyla akıntının hızını toplarsanız da diyor 3,5 saatte gidecek diyor. Peki hadi hemen 4'ü içeriye dağıtalım. 4 tane V vapur eksi 4 tane V akıntı eşittir 3,5 tane V vapur artı 3,5 tane V akıntı. V akıntıyı buraya alırsak dostlarım 7 tane V akıntı yaparız. 7,5 tane pardon. 3,5'u buraya atarsak da 0,5 V vapur yaparız. 10'la çarpalım hepsini. 5 tane V vapur
eşittir 10'la çarparsam 5 olur. 10'la çarparsam 75 tane V akıntı yapar. 5'e bölelim hepsini. V vapur eşittir kalır. 5'e bölersek 15 tane V akıntı. Akıntının 15 katıymış dostlar. Edirne çıktı sorumuzun cevabı. Evet, 3 numaradayız. Bir bisikletli bir yokuşu 10 km saat hızla çıkıp durmaksızın aynı yokuşu bilmem neyle dönüyor. Dostum bak, x kilometre olsun bu yokuş. 10 km hızla ne kadar zamanda çıksın? T sürede. Sonunda diyor ki aynı yolu diyor, yine x yolunu 15 km hızla gidiyor. Şimdi burada da belli bir süre geçiyor ama toplam 50 dakikaymış. 50 dakika demek de 50 bölü 60 saat demektir. Yani 5 bölü 6 saatte de toplam süresiymiş. T'si burada geçtiyse geri kalan 5 bölü 6 eksi T'si de burada geçecek demektir bu adamın. Hadi burayı bir düzenleyelim dostlarım. Şunların ikisini birbirine eşitlemişiz. İlk önce 5'e bölelim 3, 5'e bölelim 2 olsun burası. Yani 2T eşittir. 3'ü de içeriye dağıtıyorum. 15 bölü 6, yani 3'e bölersem 5 bölü 2, eksi 3T olur. 3T'yi buraya alalım. 5T eşittir 5 bölü 2. 5'e bölelim. T eşittir 1 bölü 2 çıktı. Bize neyi soruyor bu adam? Yokuş kaç kilometredir? Yani x'i soruyor. Aha şurada yerine yazalım. 10T'yi soruyor. 10 çarpı 1 bölü 2. O da 5 çıktı arkadaşlar. Hadi şuna bakıyoruz. Son sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Pınar yürüyen bir merdivenden 40 saniyede inip çıkıyor. Tamam. Pınar'ın hızı merdivenin hızının 2 katıdır. V Pınar diyelim. V merdivenin 2 katıymış arkadaşlarım. Ve 40 saniyede de inip çıkıyormuş. Yani şöyle şimdi. Çıkarken diyelim arkadaşlarım. O zaman bunun yürümesi de lazım. Pınar yürüyen merdivende yürüyormuş. Ha, tamam, bunu da söylemiş bize. Merdiven sabit olsaydı falan filan. Şimdi bir düzenleyelim arkadaşlar burayı. Şimdi çıkarken diyelim. Çıkarken Pınar'ın bir kendi hızı var. Bir de merdivenin hızı ekleniyor arkadaşlarım. Ve T sürede çıksın bu yolu. Diyoruz ki aynı yolu bir de inecek değil mi? Aynı yolu iniyor ama inerken Pınar'ın kendi hızı eksi merdivenin hızı var bir de dostlarım. Bunu çıkartmalıyım. Aynı akıntıda yaptığım gibi çıkarttım ve buradaki geçen sürede 40 eksi T oldu. Toplam 40 da gidiyormuş ya. 40 eksi T de buraya dedim. Şimdi biz Pınar'ın hızına 2 tane merdiven hızı yazabiliyorduk. 2 VM yazarsam buraya 3 tane V merdivenin hızı çarpı T. Buraya yazarsak 2VM diye VM çarpı 40 eksi T de buradan geldi. VM'leri götürdüm. 3T eşittir 40 eksi T. 4T eşittir 40. T eşittir 10 geldi. Tamam. Buraya kadar hallettik şimdi dostlar. Şimdi bize neyi soruyor? Bu merdiven sabit olsaydı diyor, Pınar merdivenden kaç saniyede inip çıkardı diye bir soru sormuş dostlarım. Biz şimdi çıkmasını bir hesaplayalım bu Pınar'ın. Şurada çıktığı süreydi değil mi şurası çıkarken? VP yerine 2VM mi yazıyorduk? 3 tane VM çarpı T'yi 10 bulduk zaten. Şöyle 10 diyelim arkadaşlarım. 10 eşittir Pınar'ın çıkacağı hız çarpı T süresini arıyoruz zaten burada da. VP yerine ben yine 2VM yazsam şöyle oluyor. 30VM eşittir 2VM çarpı T. VM'ler gitti. 15 çıktı Pınar'ın çıkış süresi. 15'te çıkacak. 15'te de inecek. Toplam 30 saniyede inip çıkar. Çünkü artık merdiven sabit. Hareket etmiyor merdiven. O yüzden çıkışla iniş süresi aynıdır diyebiliriz. Evet, 11'i de gömdük dostlarım. Hemen 12'yi koyduk önümüze. Burada da tren soruları mevcutmuş gördüğüm kadarıyla. Evet, tren sorusunu da bir öğrenelim dostlar nasıl çözüldüğünü. Odaklanmayı da ben şöyle bir ayarlayayım. Sonra devam edelim. Ne diyor? Bir tren 560 metre uzunluğundaki bir tüneli 60 saniyelik hızla 11 saniyede geçiyor. Dostum bak şimdi. Şöyle senin için ilk sorumuzda ben bir tünel resmi çizeyim kardeşim. Şöyle bu bizim tünelimiz olsun dostlarım.
560 metre uzunluğundaki bir tüneli. Bu 560 metre uzunluğunda. Burada bir de trenimiz var bizim arkadaşlarım. Şu lokomotifimiz. Bunun da şöyle arkasında şöyle trenlerimiz var. Şimdi bu tren tünele ne zaman girmiş sayılır? Yani geçmeye ne zaman başlıyor? Tam şu burnu ucundaki nokta var ya, şurası arkadaşlarım. A noktası dediğimiz nokta. Tam bu tünelin ucuna girdiğinde tren tünele girmiş sayılıyor. Peki ne zaman geçti sayılıyor öğretmenim? Şu en arkasındaki B noktası var ya arkadaşlar. Bu B noktası tam çıktığında da, şöyle treni bir gösterelim. Şöyle bir trenimiz var bizim. B noktası tam tünelden çıktığında da çıkmış sayılıyor. Şimdi burada önemli olan vurgu şu. Tünel, tren tünele girip çıktığında ne kadar yol aldı? Bakın bunu mesela sadece uç noktasına bakın. Buradaydı A noktası, buraya geldi. Tünelin yolunu geldi. Bir de kendi boyu kadar yol geldi mi arkadaşlar? O zaman biz bundan sonra trenin aldığı yol nedir diye sorulursa, hem kendi boyu artı tünel boyu diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi o zaman bir trenin boyunu soruyor. Şimdi bu trenin aldığı yol 560, tünelin boyu artı bir de trenin boyunu ekledik buna. İşte bu aldığı yol. Peki bu yolu 60'la 11 saniyede alıyormuş. 60 çarpı 11 ne yaptı arkadaşlarım? 660. 560'ı da buraya attım. T eşittir 100 çıktı mı? Tünelin boyu 100'müş. Trenin boyu 100'müş. Geldik 2'ye. Uzunlukları sırasıyla 800 metre, 1080 metre olan iki tünel, birincisinin bitiş noktası ile ikincisinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 8 kilometredir. Bak bunu bir gösterin. Şimdi şurada bir tünel var arkadaşlarım. Bu 800 metre. Burada başka bir tünel var. Bu da 1080 metre. Aralarındaki mesafe 8 kilometre, yani 8000 metre. Uzunluğu 120 metre olan bir tren. Aha bu da bizim trenimiz olsun. Abi şu tren. 120 metrede bu. Şurası A noktası, şurası B noktası. Şu anda girdi bu tünel. Tünele girdi. Peki ne zaman çıkacak bu? Tam şöyle olacak. B noktası çıktığı zaman, yani kıçı bittiği zaman arkadaşlarım, tren çıkmış sayılacak. Şimdi aldığı yol, A'ya göre hesaplayalım. Şu kadar yol aldı bu adam. Ne kadar yani o? 800, 1080, 120, 8000'i toplayın diyor. 1080 ile 120'nin toplamı 1200. Şunu alırsak 800'ü 2000. 8000 de burada 10.000 metre, yani 10 kilometrelik yol aldı. Hızı saatte 50 kilometreydi. Ne kadar sürede aldı diye zaten bize de soru soruluyor. 10 bölü 50 saatte, yani 1 bölü 5 saatte bu yolu aldı arkadaşlarım. Bize kaç dakika diye soruyor. Çarpı 60 diye söylerseniz 60 bölü 5'ten 12 dakikada bu yolu almıştır diyebiliriz. Geldik 3 numaraya. Bir tren 400 metre uzundaki bir tüneli 10 saniyede. O zaman şöyle diyeceğiz mi? 400 metre uzunluğundaki tünel ile kendi boyunu eklediğimde bu yolu 10 saniyede V hızıyla aldı. Sonra diyor ki 280 metre uzunluğundaki bir köprüyü, tabii yine kendi boyu da eklendi, 8 saniyede, 8 çarpı V ile aldı diyor. Buna göre trenin boyu nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen hesaplayalım isterseniz. Şuradan V'leri eşitleyelim birbirine. 40 V'de eşitleyelim. Bunu 4 ile, bunu da 5 ile çarpalım. Yeni halleri şöyle oluyor. 4 ile çarparsak 1600 artı 4T eşittir 40 V. Şimdi buradan da 40 V geliyor. O yüzden direkt birbirine eşitliyorum. Burası da 5 çarpı 280. 5 ile 280'in çarpımı 1000 yapar. 5 kere 8 40. 1400 yapıyor. Doğru hesapladıysam arkadaşlarım. 1400 evet. 1400
artı 5t de buradan. İkisi de birbirine eşitlendi. 1400'ü buraya aldım. 200 eşittir t çıktı. Trenin boyu 200 geldi Goberler. Son sorumuzdayız arkadaşlarım. Bir trenin üzerindeki bir nokta trenin boyu kadar mesafeyi 8 saniyede alıyor. Arkadaşlarım demek ki burada da söyleyeceğimiz şey trenin boyu 8 çarpı belli bir hızda gidiyormuş. Trenin boyu, şimdi üzerindeki bir nokta arkadaşlarım trenin boyu kadar mesafeyi dediği zaman direkt trenin boyu kadar yol almış demektir. Yani t boyunu aldı. 8 saniyede aldı v hızıyla dedi. Sonra da diyor ki 240 metre uzunluğundaki bir tüneli, bak tüneli nasıl geçiyordu? Tünelin boyu artı kendi boyunu ise 20 saniyede v hızıyla geçiyor. Hadi burada t yerine 8v yazalım. 240 artı 8v eşittir 20v. 12v eşittir 240. 12'ye bölersek 20 eşittir v çıktı. Trenin boyu yani t'yi soruyor. Yani 8v'yi soruyor. 8 çarpı 20'den 160 diyebiliriz bunun da cevabını. Evet Goberler, bu videomuzun da sonuna geldik dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hadi bakalım, kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.